Merhabalar. Bu webcast'imizde serinin 13. webcast'i. Bunu da belirtmekte fayda var. Sizlerle Azure IoT ve Power BI temelleri hakkında bahsedeceğiz. Azure IoT ve Power BI temellerinden bahsederken de Power BI'yı nasıl yapılandırıp nasıl çıktılarını okuyabiliyoruz. Ve IoT ile Power BI'nin nasıl bir ilişkisi var? Bundan bahsediyor olacağım. Yine webcast adında olduğu için kısa bir oturum olacak ama bilgilendirici ve temel bilgilerin detaylarının aktarıldığı bir oturum olacak. Şimdi Azure IoT Hub genel bir bakış yapacağız. Azure IoT Hub ile Stream Analytics nasıl bağlantı kuruyor ya da nasıl bağlantı kurmasını sağlayacağız. Bundan bahsedeceğiz. Azure IoT ve Log Analytics ve Power BI tarafında detaylardan bahsedeceğiz. En son olarak da Power BI ile Azure IoT ve Log Analytics'in çıktılarının yorumlanmasından bahsediyor olacağız. Şimdi Stream Analytics'ca Azure IoT Hub'da belki oturumlarda Azure IoT Hub mimarisinden defalarca kez bahsettik. Azure IoT Hub çıktısından faydalanmak istiyorsanız hemen ben masaüstümü de doğal olarak paylaştırayım ki ya da evet browser'ımda paylaştırdım. Dolayısıyla şuradan öncelikle manage windows-azure.com web sayfasına gittiğiniz zaman sizin Azure portalinize oturum açmaya yönlendirecek. Birçok oturumda bu detaylardan bahsettik. Mevcuttaki account'unuza, Azure account'unuza bağlantınızı açıyoruz. Bunun ardından Azure IoT Hub bizi karşılayacak. Hub seçenekleri içerisinde benim daha evvel oluşturduğum IoT hub'larını göstereyim. Şimdi IoT Lab Service Bus var. Şurada bir tane de deneme veya My IoT deneme dışında hemen bakıyoruz. Logic App'imiz var. Bunlar benim daha evvelden oluşturduğum çalışmalarımız. Deneme, IoT Hub, IoT Info diye bir tane IoT Hub'ımız var. IoT Hub'ın içerisinde neler var? Bakın Overview, Activity Log vesaire. Bu detayları konuşmuştuk ve uygulayarak gerçekleştirdik. Şimdi IoT Hub'da Preview'i kesip öncelikli olarak oturumdan devam edebilelim hayatımıza. Şimdi bu IoT Hub gerçekleştirdikten sonra uygulamamızı IoT Hub'da gerçekleştirdiğimiz uygulamanın ardından bizim bir adet yeni 0 kilometre bir tane Stream Analytics oluşturmamız gerekiyor. Hemen Data Analytics kısmında Stream Analytics Job seçip burada gerekli işlem adımlarını dolduruyoruz. IoT Hub'ı eğer yapılandırmadıysanız Stream Analytics Job oluşturmanızın hiçbir anlamı yok. Mevcutta bir adet minimum IoT Hub'ınız olmalı. Çünkü IoT Hub uç noktalardan gelen cihazlardan datayı sensörden ve gateway'den alınacak dataları toplayacak ve dataların bize Azure IoT platformuna aktarılabilmesi için buna ihtiyacımız var. Ardından prezentasyonumuzu açalım. Ekranımızı Azure IoT ve Power BI diye. Şimdi masaüstümüzü paylaştıralım tabii. Prezentasyonumuz üstünden devam edelim. Present desktop. Şimdi Azure IoT Hub'dan bahsetmek için Azure IoT Hub'dan bahsettik, özür dilerim. Stream Analytics Job yapılandırıyoruz. Stream Analytics Job'ı gerçekleştirebilmek için öncelikli olarak bir IoT Hub'ımızın olması gerektiğini ve sebebi gerekçelerini söyledik. Ardından Stream Analytics Job oluşturuyoruz. Stream Analytics Job'la beraber şu detayları gerçekleştiriyoruz. Mevcutta bir kaynak grubunuz varsa location'ınızı
belirleyip ardından kredi tuşuna basıyorsunuz. 1-2 dakika içerisinde hazır. Sonra Stream Analytics Chat bu şekilde tamamlandıktan sonra, kurulumu tamamlandıktan sonra Stream Analytics Chat için input ve output query'ler girmeniz gerekiyor. Input ve output değerlerini belirledikten sonra şuradaki sekmede daha sonra buraya yazacağınız query'yi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hemen gelelim. Stream Analytics Job'umuzu zaten gerçekleştirdik ve kurduk bir tane. Kurulu olan Stream Analytics Job üzerinden çalışmamızı yapalım. Yeni oluşturduğum örneğin IoT Lab BI isimli dün oluşturduğum Stream Analytics Job'umu açtım. Şimdi bakın burada bir input girdi, bir output girdi ve bir de query girdi. Gelelim bunları açıklamaya. Power BI için bu altyapıyı oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun hemen hazırlanmış haline dikkate almak biraz üstünkörü çalışmak olur açıkçası. Input, device input stream. Device input stream'in içerisinde ne datası var bakalım. Input alias name'ini yazdınız. Bir IoT Hub'tan ayarları al. Üyelik tipi, IoT Hub'ın ismi, hangi IoT Hub'tan datayı toplayacak, stream analitik yapacak. Endpoint cihazlardan mesaj yoluyla iletişim kursun. Ve policy access key'leri, default grubu ve hangi event toplama formatı, kod formatı, coding formatı, karakter coding formatı UTF-8. Bu detaylar mevcut. Bir de gelelim output'a. Output'ta da IoT Device BI bir isim de verdim. İmzalanma şekli veya çıktısı Power BI olacak. Bizim için output çıktısı çok çok önemli. Output'a göre zaten Power BI data toplayacak. Şuradan baktığınız zaman hangi account'la etkilendirildiğini, hangi tablodan bakıldığını görüntüleyebilirsiniz. Test ederek bu output'un çalışıp çalışmadığından emin olabilirsiniz. Şuradan output'un doğru şekilde çıktığı verdiğinden ya da çalışıp çalışmadığından bakın bağlantı doğru. Bağlantıyı da nereye yaptığına şöyle sürüklediğinize bakın portal Lazer.com üstünde yapıyor bunu. Kapattım. Yeni bir tane output eklemek isterseniz bakın bir stream analytics job'a bir tane output tanımlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir stream analytics job yarattığınız zaman add dediğinizde size sync kısmında Power BI'ye mı veya hangi output birimlerine çıktı aktaracağınızı soracaktır. Ardından query bizim için önemli. Input ve output'ta yazmış olduğumuz input ve output değerlerine istinaden output'taki ismiyle bir tane query yazıyorum ben. Query'nin içeriği de şöyle olmalı. Maximum measurement value, maximum koyuluk oranı, minimum koyuluk oranı ve ortalama koyuluk oranı ve lokasyonu. Lokasyondan sonra cihazın ID'si, cihazı sistemde bir zaman damgasıyla tanıyacağını, hangi saat diliminde, hangi dakikada, hangi cihazın geldiği bilgisini zaman damgasıyla sisteme atsın. Şu cihazın intosundan yani input şu cihazı olacak. Aslında bizim output'umuz. Query'de bizim output'umuz çıktı oluşturacağı için Power BI'da sorguyu öğrenebileceği yere göre de aslında datanın input oluyor. Dolayısıyla output bilgisi biz output tanımlarken Stream Analytics Job'a query'yi yazarken output bilgisini input'a aktarıyoruz. Nereden alsın device input stream? Input'taki cihaz neyse device default'ta onu buraya yazıyorsunuz. Şuradaki isim de aynı olmalı. Nereden alsın? Ölçü tipine göre karanlık miktarı ya da karanlık yoğunluk miktarı grupla pencereleri beşer saniyede bir device ID'si, lokasyon bilgisine ve temel bilgilere göre 5 saniyede bir güncelleyerek grupla. Query'miz de bu. Bunların hepsini gerçekleştirdikten sonra gelip en tepede overview kısmında şu an query'mize start demişiz. Gördüğünüz üzere çalışıyor. Çalışan bu query şu an Power BI için çıktı üretebilecek durumda.
Şurada gözlemlediğimiz üzere, bakın burada şu an %42'lerde şu saat itibariyle, şu an devam ediyor tabii, 10 küsürlerde %40 itibariyle ortalama bir SU utilizasyonu yapmış. Bu çıktılarda yorumlamak için, logları toplamak için Power BI'ye konnektör yazabilirsiniz veya Power BI'da derlemek için kaynak grubuna tıklayıp, kaynak grubuna tıkladıktan sonra bakın burada Stream Analytics Chat ve IoT BI'ler vesaireler gerçekleştirmişiz. Embedded Power BI çıktısıyla da bakabilirsiniz. Bir Stream Analytics Chat yaratmıştık ya da yaratabilirsiniz. Benim şu anki oluşturduğum var IoT Lab BI. Bunun içerisine girdiğim zaman tekrar tıklayalım. Burada çıktı tipinin içerisinde özür dilerim. Activity log'lara tıkladıktan sonra alabiliriz bu çıktıları. Log çıktılarını alıp offline olarak yorumlayabiliriz. Log analitik kısmına tıklıyorum. Log analitik gördüğünüz gibi kaynak tipi, abonelik tipi, tüm detaylarla event aktivitelerin detaylarından bahsediyor. Activity log ve genel pencerede baktığınızda şu an benim bu workspace'im üstünde 467 tane aktivite üretilmiş. Bu aktivite ve logların detayında alacağım çıktıları, analitik çıktılarını online ya da offline olarak Power BI ile derleyebilirsiniz. Offline versiyonu Desktop Power BI'yı indirmeniz lazım bilgisayarınıza ya da bulunduğunuz çalışma ortamına. Online Power BI için de buradan az evvel baktığım sekmeden konnektör yazmanız gerekiyor. Şu account'ta üretilen kayıtları getirmesi için account'ımı seçtim. Şu an benim bağlı olduğum portali yönettiğim account'ı. Bu platformda birden fazla yönetilen account olabilir. Ama ben IoT Hub ve çıktılarını yönetmek için bu account'ı kullandığımdan dolayı bu account'ın içerisine girdim. Burada bakın bir takım loglar var. Bu loglar şu an çok karmaşık görünebilir. İşte Power BI ile bunları değerlememiz gerekiyor. İş zekasında istifade etmek de buradan itibaren başlıyor. Çok temel olarak göstereceğim. Daha fazlası için SQL dilinin ve Stream Analytics Job'ın ne kadar değerli olduğunu ve üstüne tekrar çalışılması gerektiğini sizler kanaat getireceksiniz zaten. Power BI'ye tıkladığım zaman bakın Power BI text olarak atıyor. Bu çok okunabilir bir formatta değil. String tipine, integer tipine, bunlara hangi data tablosundan çekiyor gibi ufak bir yönlendirme var aslında. M diliyle veya export result'ta. Bakın bunu CSV formatında export etti. Bu klasörü veya bu dosyayı alıp şuradan offline olarak Power BI'dan derletebiliriz. Hemen gelelim. Desktop versiyonu Power BI'in bende kurulu. Kurmak için Azure Market'ten zaten 150 MB civarı bir egzesi var. Desktop Power BI yazdığında Azure Market'e ücretsiz olarak direkt indirip kullanabilirsiniz. Deneme account'ıyla zaten her şeyi yapabiliyorsunuz. Daha evvel oluşturmuş datalar varsa onları gözlemleyebilirsiniz. Oturum açmanıza gerek yok. Şart değil oturum açmanız. Sign in diyelim. Ben zaten şu an oturum açmış vaziyetteyim ama bir önceki dataları derleyebiliriz buradan. En son indirdiğimiz çıktılardan bir tanesini eskileri yüklemeyelim. Enter data deyip load deyip
Daha evvelki tablolardan birini yüklüyor. Şu an get data deyip more'dan CSV formatlı olup şu an masa üstümüzde bulunan search CSV ismiyle indirdik ama sanırım kaydetmedik. Tekrar bakalım indirilenlere. Bu lokasyonda imiş, pardon. CSV deyip result bu en son indirdiğim şu dakika itibariyle. Datalara şurada görsellik katabilirsiniz. Bakın schematic cevapların detayı burada. Yükle dediğim zaman şu an sisteme yükleyecek. Offline olarak derlemek birazcık daha zahmetli. Çünkü şu data tipleriyle bunu görselleştirmekle hangi dili kullanacağıyla epey uğraşmanız gerekiyor. Online konnektör yazabilmek için de biraz SQL dilini ve R dilini bilmeniz gerekiyor. Data kısmına tıkladığımda bakın ne tipte bir data silinmiş, başlatılmış, yazılmış, okunmuş, seviyesi bilgi, başlatılmış, bitirilmiş gibi hangi kaynak grubuna üye, Azure platformundaki üyelik ID'si ne, korelasyon ID'si ne, kim tarafından oluşturulmuş, çağıran kullanıcının IP adresi ne, hangi kaynaktan tetiklenmiş bu raporu veya bu istekler, kategorisi, HTTP request'i, ondan sonra zaman bilgisi, şu an çalıştığı dakikadan itibaren şu zamanlara kadar, otorizasyonu kim tarafından yetkilendirilmiş, yetkilendirilen iş başlamış mı, bitirilmiş mi, silinmiş mi, hangi stream analytic job için yapılmış, kaynak grubu ne gibi bütün data tiplerini alıp offline olarak böyle inceleyebilirsiniz. Online konnektör yazdıktan sonra buradan istediğiniz formatta, okunabilir formatta güzel tablolar ve güzel çıktılar elde edebilirsiniz. Online format için ufak bir ipucu ve nereden başlatıldığını göstererek Power BI tarafındaki oturumumuzu tamamlayalım. Hemen geliyoruz. Bir önceki seviyeye geçelim. Yani IoT Lab Activity logumuza genel başlığına geldik. Stream Analytics Job içindeyken, Overview'deyken Activity logları hop, biraz yavaş internetten kaynaklı doğal olarak biraz yavaş açıyor. Activity logun içindeyken şurada Resource gruba gelip Resource grubun içindeyken Power BI bakın IoT diye bir şey yapılandırmışım. Power BI IoT veya benzeri add-onları buradan add diyerek ekleyebilirsiniz. Marketplace'ten Power BI Embedded diye Power BI'nin hangi iki de servisi var? Tıkladığınızda bu platform üzerine Power BI'yi oluştur dediğimizde getirecek. Power BI ile neler yapılabiliyor? Birçok müşteri datasını, birçok son kullanıcı datasını, şirketler arasında olan ilişkiyi, market aktiviteleri, birçok cihazın yaşam süresini, cihazların veya birçok durumlar arası ilişkiyi, bugünden yarına olan istatistiksel beklentileri ve benzeri birçok datayı tablolar halinde hiyerarşik olarak yönetebilirsiniz. Bunu oluşturmayacağım çünkü Power BI Embedded'ın da oluşturma limiti var. Ben bu limitleri doldurmuş vaziyetteyim. Ama nereden oluşturulduğunu gösterdik. Kendi labınıza göre şekillendirebilirsiniz. Online konnektör için buradan Power BI Embedded'ı yapılandırıp Power BI IoT sekmesinin altına buradan bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz. Oturumumuz bu kadar. Umarım herkese ve katılan arkadaşlara faydası olmuştur. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi günler.